Sen havadan da korkuyorsun, sudan sen da, her şeyden. Sen de korktun şeyden. Da hiç belli etmedin. Aşağı indim, ben hiç bağırdın mı dedin. Bağırdığını bile farkında, bağırdın mı dedin. Öyle korkmuştun. Bağırdı mı? Hayır, bağırmadı. İşte gördün mü? Hayatım, görüyorsunuz, ben paldır küldür hemen çıktım. File binmek budur yani. Allahu Ekber. İşte. Önden tutun, önden Kisme. Tutun. Bir dakika dur. Bana bak, sıkı tutun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bravo Safiye Hanım. Bravo Safiye Hanım. Nasıl? Çok güzel. Çok güzel değil mi? Süper. Sofi. Harika. Sofi. İşte budur yani. Sofi. Ama en güzeli otobüstü. Aa, ben ona bayıldım. O keçiler, o tavuklar. Ay bir de aklına ne geldi gördün mü? Yok güne var mı yok. Yani zannettim ki otobüsün eskiliğini falan filan ya. Şey yapar mı acaba Bülent Hanım sorun eder mi falan diye düşünüyorlar. Aa. siz mi kim? Ben söyledim bitlerden. Hayır şeyleri, keçileri. Keçileri, falan. Balıklar vardı. Balıklar. Çok tatlıydı ya. Horoz. Ama bir şey söyleyeyim, hiç unutulmaz bir anıyım. Sus. Yani yıllarca anlatacağız. Ama hakikaten öyle yani. Hakikaten laf öyle. Olsun diye değil. Gerçekten aynen. Öyleydi yani. Aynen öyle. Yıllarca baktım, anlatacağız bunu. Sağ tarafımda keçi. sağ önümde horoz. Tavuk. Hayvanat bahçesi gibi. Merhaba. Ay ben onu köpek zannettim ayol. ya buradaki tavuk ne olacak? Öyle ama ben o horozun üstündeki biti gördüm. Adamın gördün. Üstünden, sen gördün. Bravo. Adamın üstünden ay, gidiyordu. Gerçekten. Biti gördüm. Bravo. Bir de ben şöyle. Artık bunun üzerine. Ya bu tarihe geçecek. Evet. Evet. Biti gördüm. Gördün. Ondan sonra biti gördün biz sen. Ama. Sen çok büyük bir yalancısın. Ben bir şey söyleyeyim mi? Sesimi çıkarmadım. O tavuğu okşamazsın yoksa diye. Sen elledin bak, ya. Bak Safiye. Horozun. Bak sesini çıkarmamış, tehlikeli bu, ben ya. Diyorum. Usulce yani el... bite. Evet. Ben dokunayım da biteneyim evet. Diye. Evet. Sen az değilsin işte. İtiraf ettim sesimi çıkarmadım. Evet işte. Gördün mü? Hayır ağzından gördüm da çocuğu ve sesimi çıkarmadım dedi. Çıkarmadım duydunuz Bülent ama Hanım. Sonradan dedim. Sevdikten sonra baktım çok seveceksin. Elini şöyle uzattın. Aman bitli dedim. Adam da şöyle cevap verdi. Diyorum ben. Adam niyetim, da kafa sağlığı. Bitli ne dedin mi sen? Dedim böyle? Yani niyetine bak ya. Gördüm de söylemedim ellesin ya, diye. Ya niyetle ne canım anlatsın? Arkadaşım senin niye böyle yapıyorsun? Niyet diyor. Aa, tavuğu eliniz horozun başına koymuş. Hayır elimi böyle böyle yaptım. Sevdi. Ama o bit der demez. Bitli mi dedim adama? Evet dedi. Bir de kafa sen. Ne? Bitli mi? Aynen. Aynen bak sesimi evet çıkardım. Evet diyor hala daha o da. Öyle yapıyor. Ayol bu tavukta enteresan. Bit var mıdır ki acaba? Bu tavuklarda bit var mıdır? Aa! Kız! Elimi sürdüm. Evet. Ama enteresan. İnsan her şeyi yaşamalı hayatta. Ayol bitli vallahi. Bitlere bak geziyor üstünde tavuğun. Bitli mi? Evet. Bitli mi? Evet. Bitli. Elimi sürdüm. Ya o trene binerken yerdeki insanlar. Onu görmedim. Öyle mi? Onu görmedim. Sana anlatamam. Gerçekten. Bir güzel böyle patır kütür kendilerini atmışlar. Ya. Tabii canım sere serpe tabii hepsi. Canım. Ya. Böyle. Böyle. Yatakta dahil bu kadar rahat edemezler. Evet işte. Hello. Nasıl rahat uyuyor? Evde bile herhalde böyle rahat uyuyamam. Ne yapıyorsun orada? O kadar yorulmuş ki. Ah yes. Onları görünce insan hale şükrediyor. Aynen. Yani. Bir daha tebeler tebesi evet. Yani biz yalnız da gelsek Hindistan onu yaşayamayız. Hayır efendim.
yaşayamayız. Aynen. Hakikaten yaşayamayız. Bugün bile ne kadar güzel. Demin biraz önce söylediniz. Hakikaten yani el bebek, gül bebek tabiri VIP bizim ağırlanmamızın sanki karşıtı olarak söylenilmiş. Evet, aynen. Dünya jet seti yaşattılar yani. Evet, evet. Yani klas evet. Adam. Şöyle bir kıpı, patron. Yani şöyle bir şey, efendim, kim istediniz yönetmeniniz olsun? Bir şey olsun. Anlatıyor, bir sus abi. Yönetmen de öyle yazık değil mi? Ya. Çok efendi. Çok. Yani İşi de zordu üçümüzün arasında. Sus. İdare et. Sus, çok efendi adam. Ay sevgili yönetmenimiz zaten Mustafa Kotan hiç kahkahasını eksik etmedi. Biz zaten kimden bahsediyoruz? En üzüntülü anında bile bize önce gülücük veriyordu. Bu ciddi mi? Sahi mi acaba? Ben anlayamıyorum. Ay bundan sonra ben neden yapıyorsun? Bahsediyorum Safiye? Ben tamam da ondan bahsediyorsun da Mustafa Kotan'ın da bir gülücük de önce bizim yönetmenimiz ama. Ben yönetmeni bahsediyorum zaten. En yetkilisinden en yetkisizine kadar. Gerçekten bütün, öyle. Yani, yani 30 kişilik bir ekip. Evet aynı. Hepsi çok saygılı. Çok. Çok. İnsanın bir sanatçıyız yani bir anda böyle şeyimiz de gider. Yüzümüzdeki gülücük gidebilir. Ambiyans ortamında böyle bir anda. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim. Kazasız belasız. Çok şükür. Çok ayda. Fire yani, vermeden beden. Bu şekilde eğer noktalanacaksa İnşallah Allah'ın izniyle. Allah-u Teala'nın bir lütfudur. Bülent Hanımcığım o yollar değil mi? İnsanlar gerilebilirler. Tabii. Onlar da can. Ama hissettirmediler bize. Hiç. O zaman niye bu konuyu açtın şimdi? Ay bakalım. Ay saçlarımı yolacağım. Bazıları. Anlamayanlar da olacaklar diye. Ben diyorum Bülent Hanım size ben ne çekiyorum ondan? Kol kırılır yen içinde. Aynen evet. Kebir kazı yanmasın. Vallahi ya. Hemen. Anında dönülüyor. Ben onu gezdiriyorum sabahlara kadar. Canım arkadaşı oluyorum. İşi bitiyor. Of be. Yani senin de buran böyle. Sen de şu gençlik lafını sus be. Ay söyle. Şişirdin söyle. Beni. Ay ne olur Bülent Hanımcığım şuraya söyle. Ama sen de artık konuşma. Tamam ama bu da yani artık beni yani bezdirdi. Bu denmez, her şeyde. Bu da denmez. Benim ismim var. canım. Büyük sanatçı Safiye Ayla. Şamtöz. Şamtöz diyor. Öyle diyor Şamtöz diyor. Kendine Şamtöz diyor. Niye kendime de? Tabii öyle İngilizce'de söyleniyor da. Şamtöz diyor. İner inmez o pirzolalar üzerine kekikler falan filan ve zeytinyağlı. İstiyorum. Tamam. Bak yapıyorum. Haberin ola. Yapıyorum. Çiğ köfte. Yapıyorum. Çiğ köfte. Söz verdim. Falan filan. Şey bundan sonra Bodrum'a gidiyoruz beraber. Aa. 3 ay en az işlere de oradan gidip geleceğiz. Birlikte beraber. Yoksa seni Seda'ya şikayet ederim. Dayanamaz. Herhalde. Kulakları çınlasın canım benim ya. Seda. Keşke gelseydi o da. Hala diye o da. Bir sıkıntın var mı bir şey diye. Evet var. Bu bana yalan konuştu diye. Ya onun işte televizyon programı devam ettiği için yoksa biz onu biliyorsun misafir olarak anında çağırmıştık. Güzelleri.